Merhaba arkadaşlar, İktisat Medenisi kanalına hoş geldiniz. Daha önceki videolarımda benim hep sağ elimle ders anlatırken izliyordunuz. Tabii sorular da oldu, hocam işte bizim kitap okumamız lazım, hangi kitapları okuyalım, İktisat'ta da ne yapabiliriz? Sadece sonuçta bu kanalı KPSS odaklı olarak izlenmiyor. KPSS'nin yanı sıra lisans öğrencilerinin, yüksek lisans öğrencilerinin izlediğini de biliyorum. Bu yüzden size böyle bir video çekelim dedik. Bu videoda iktisat aslında kitaplarına nasıl eğilmemiz lazım? Bir iktisat kültürü nasıl elde edebiliriz? Bunun üzerine şöyle bir 10-20 dakika arasında bir video çekelim. Sonra zaten zaman buldukça arkadaşlar daha da bununla ilgili videolar atarız. Siz de izlersiniz. Hangi kitapların nasıl bir içeriğe sahip olduğunu da öğrenmiş olursunuz. Bazılarını okumuşsunuzdur hatta bu kitapların. Ya da okumadıysanız da illa okumanızı arkadaşlar öneririm. Şimdi ilk önce arkadaşlar iktisattan başlayalım. İktisat bir kere arkadaşlar bir kültürdür. Yani iktisat bir soru çözerek ya da atıyorum sadece konuyu bilerek öğrenecek bir ders değildir. İktisatı öğrendikten sonra iktisatı arkadaşlar hayata uygulamak gerekiyor. Bunun yanı sıra bu hayatı uyguladığınızda gördüğünüz, yani sizin laboratuvarınız bu arada hayati bir ortam oluyor, şirketler oluyor. Bunun yanı sıra aynı zamanda diğer düşünürlerin sizin görmediğiniz tarafları size gösterebilmesi için bir kaynak, bir kitap arkadaşlar izlemeniz, okumanız gerekiyor. Bu tabii akademik de olabilir. Ondan sonra makaleler de olabilir. Dergi silsilesi de takip edebilirsiniz. Ama tabii belli başlı kitaplar var. Bunlar size işte ise biraz kültür sağlar. Sonuçta iktisat kültürüne sahip olmak demek, iktisata aynı zamanda diğer değişik sorulara da cevap vermek demek, yöntem öğrenmek demek. Mesela bazen şöyle diyor, hocam diyor mikro tamam sistemli. Zaten iktisatta mikro bilimdir. Ama makro arkadaşlar bir bilim değildir. Makro tümülüstür. Yani her ekol bir şey söylemiş, diğer okulu kabul etmiş ya da etmemiş, üzerine çıkmış ya da çıkmamış. Sen o ekolün, özellikle makrodan konuşuyorum, sen o ekolün yoğurt yiyiş tarzını biliyorsan aslında arkadaşlar bir nevi makroya da hakim olmuşsun demektir. Ben de lisans öğrenimi boyunca ders odaklı çalışmıştım. Hocaların anlattığı dersi çalışmıştım. İktisadımı bu şekilde geliştirmiştim. Peşi sıra kütüphanelerde yaptık, kalktık Uludağ Üniversitesi'nde. O kütüphanenin taşları olsa herhalde en çok benim adımımı arkadaşlar sayardı. Onun dışında yüksek lisans yaparken biraz makale odaklı düşündük. Tabii burada İngilizce'nin katkısı da büyük. Ne kadar çok İngilizce bilirseniz o kadar arkadaşlar sizi de bu durum geliştiriyor. Yani çeviri İngilizcesi diyelim ya da meslek İngilizcesi, iktisat İngilizcesi diyelim. Dolayısıyla eğer akademik de düşünüyorsanız arkadaşlar lisanstayken şimdiden bence altyapısını yapın. Yoksa iktisat çok zor bir bilim değildir. Sadece onu uygulamak ve düşünebilmek, analiz yapmak tarafları biraz sıkıntılıdır. Ve bu tarafları da zaten iktisat size bırakır. Teoriyi arkadaşlar verir kendisi. Dolayısıyla bunları yaparak güzel bir şekilde iktisat öğrenimine sahip olabilirsiniz. Aynı zamanda istediğiniz mesleğe, göreve de daha yoğunmuş olursunuz. Şimdi iktisat hakkında arkadaşlar ilk vereceğim kitap, merakla bakıyorsunuz, izliyorsunuz, bu. Bu kitap arkadaşlar bana doktora yeterlik sınavını kazandırdı. Bu kitap daha önce tanısaydım keşke diyorum. Bunun İngilizcesini okumuştuk gerçi biz. Türkçesine daha böyle güzel çevrilmiş, iyi açıklanmış, şahane bir kitap. Makroda bunun dışında ben eşe benzeri olacak bir kitap düşünmüyorum kendi adıma. Şimdi lisans öğreniminde hocalar makro işletiyor. Atıyorum işte kurumanın makrosu var. Ondan sonra işte atıyorum bizim yerli hocaların, üniversitelerin makrosu var. Ama bu kitap eşsiz bir kitap. Snowden ve Howard Bain'in Modern Makroekonomi Temelleri Gelişimi Bugünü. Bu kitap peki neden çok önemli? Şundan dolayı. Okulları öyle bir işlemiş ki, yani ilk önce bir giriş yapmış. Modern makroekonomi nedir, ne değildir, gelişimi, bugünü. Sonra eski klasik modele karşı Keynes. Keynes biliyorsunuz makroda büyük bir öneme sahip. Ortodoks Keynes, Ortodoks Monetarist. Yeni klasik, reel iç çevrim okulu, yeni Keynes'in okulları, varsayımları, teorileri, hatta her bölümünde peşine harika bir şey yapmışlar. O bilim adamları, o okula ait olan bilim adamı kimse onunla söyleşi yapmışlar. Mesela yeni Keynes'in okulda Gregory Mankiw ile de söyleşi yapılmış. Post Keynes'in okul
Avusturya okulu, ekonomik büyüme araştırmanın Rönesansı, hatta yeni politik makroekonomi var, bu benim alanım. Politik konjonktür, onunla ilgili çalışmalar yapıyorum. Belki de bu kitabı ondan daha fazla sevdim, bilemiyorum. Orada da Alberto Alessandri ile söyleşi yapılmış. Gayet güzel bir kitap, okumanızı öneririm arkadaşlar. Yani eğer bir lisans öğrencisiyseniz KPSS için belki çok ağır bir kitap olabilir. Hani ağırlıktan kastım uzun kitap. Yani kaç sayfa? 696-700 sayfaya yakın. Ağır bir kitap olur, uzun bir kitap olur. Çünkü KPSS öğrencisi hemen o konuyu görüp bol soru çözmesi gerekiyor. Soru odaklı olduğu için. Dolayısıyla belki yüksek lisans düşünenler, belki doktora düşünenler bu kitabı okuyup arkadaşlar hazır hale gelirler. İkinci kitabımız, yine makrodan gidiyordu. Büyük Düşünenler. Evet. Sylvia Nazar'ın. Akıl Oyunları yazarının da aynı zamanda arkadaşlar. Sylvia Nazar o ustalıkla yazmıştı. Büyük Düşünenler'de arkadaşlar ekonomi dehaların öyküleri var. Mesela kim var? Keynes, Schumpeter, Hayek, Keynes'in öğrencisi John Robinson, ondan sonra Paul Samuelson, Friedman, Amartya Sen, bunların hayat hikayeleriyle beraber çoğu yerde yaptıkları ve katkılarını arkadaşlar anlatan eşsiz kitaplarından bir tanesi. Şöyle göstereyim yine. Bu kitap da beni derinden etkilemişti. Aynı zamanda dünya ekonomisi hakkında bilgi sahibi oluyorsunuz. Diğer bir kitap, belki de bu kitapların içerisinde en önem verdiğim kitap. Bir, isterseniz lisans olun, isterseniz yüksek lisans, isterseniz doktor okuyun. Şu kitabın iktisat üzerine önemi çok büyük. Bu adam da zaten ileride Nobel ödülünü alır. Bu tarihte buraya düşüyorum. Genç olduğu için verilmiyor. Yoksa çok okunanlar, makalesi çok okunan iktisatçılardan bir tanesi. Ulusların Düşüşü. Yazarları da Darun Acemoğlu'yla James Robinson'un yaptığı işte güç, zenginlik ve yoksulluğun kökenleri. Neden bazı ülkeler yoksulken bazı ülkeler çok ileri? Bunların arasındaki ilişkiyi kurumsal felsefeyle açıklıyor. Mesela beni burada etkileyen çok önemli bir olay var. Bunu bulmak belki biraz zaman alacak ama siz okurken onu anlarsınız. Güney Kore ile Kuzey Kore arasındaki arkadaşlar ilişkiyi incelemiş. Oraya hatta NASA'dan uzaktan böyle çekilmiş fotoğrafı var. Kuzey Kore işte karanlığa gömülmüş. Güney Kore arkadaşlar aydınlık bir gece yarısı. İşte diyor ki kurumların ne kadar bağımsız olması gerekiyor. Ne kadar kurumlar bağımsız olursa o kadar da ekonomik özgürlük gelir. Ekonomik özgürlük de ekonomik büyümeyi getirir diye savları var. Okunması gereken kitaplardan bir tanesi. Diğeri Stiglitz. Joseph Stiglitz. Ünlü iktisatçılardan bir tanesi kendisi. Çokça da Amerika'da arkadaşlar söyleşilere, panellere katılır. Makaleleri de ünlüdür. Eşitsizliğin Bedeli adlı kitabı arkadaşlar. Bu kitap da oldukça iyi. Bu adamın bir tane savı var. Bilgi dağılımının eşitsiz hale geldiği Amerika toplumunda özellikle %1'e karşı %99 teziyle, yani %99'a karşı %1, %1 zengin kesimi gösteriyor. Geri kalan toplumun geri kalan kısmı da belli bir gelir aldığı durumu ifade ediyor. Bunun üzerine devletin politikaları, ekonomik politikalar özellikle bunlar üzerine durup inceleme yapmış kendisi. Oldukça iyi, bazı yerler çok derineymiş. Mesela başlıklardan biraz bahsedeyim. ABD'nin %1 sorunu, piyasalar ve eşitsizlik, rant arayışı, 1984'te yüz yüze gibi, bütçe savaşı gibi böyle bazı başlıklar ele almış. Kendisi de zaten 2001 yılında Nobel ödülünü kazanmıştı arkadaşlar. Joseph Stiglitz oldukça önemli kitaplardan bir tanesi. Peki, yine uluslararası bestseller olan bir kitaptan bahsedeceğim. Kapitalizm hakkında size söylenmeyen 23 şey. Ha Jong Chang yazarı, ünlü bir iktisatçı da. Neyden bahsediyor? Bu biraz dış ticaret üzerine kurulu arkadaşlar bir eser. Diyor ki dış ticaret işte nasıl ülkeleri farklılaştırır, büyümesi nasıl etkiler? Bunlardan bahsediyor. İşte korumacılık, sübvansiyon ve devletin vergi politikaları nasıl etkeler? Bunları kapsamlı bir şekilde maddeler halinde ele almış. Kilderberger'in ünlü kitabı Cinnet, Panik ve Çöküş yine okuması gereken kitaplardan bir tanesi. İlk baskısı 1974 tarihinde çıkmıştı. 78 tarihinde çıkmıştı pardon. Sonra peşine tabi bazı krizlerin olmasıyla beraber Meksika krizi, Uzak Doğu krizi kitabın kapsamı genişletiliyor.
Sonra da arkadaşlar piyasaya sürülüyor. Benim aldığım kitap 2008 krizinde almıştım ben bunu. 2008 krizi hakkında da aslında bilgiler veriyordu. Yani krizleri tahmin etmemek, tabii süresini bilemeyiz ama nasıl oluştuğunu bilebilmek açısından önemli bir kitap bizim için. Zaten çoğu da iktisatçının önerdiği bir kitap. Bak ne diyor mesela, Paul Samuelson demiş ki bu kitap için, önümüzdeki 5 yıl içinde Kindle Berger'in Cinnet, Panik ve Çöküş kitabını tekrar tekrar okumadığınız için kendinize çok kızabilirsiniz. Bu yüzden Samuelson amcayı dinleyin ve bu kitabı arkadaşlar bir nebel temin edip okuyabilirsiniz. Ve son kitabımız Mahra hakkında. Evet, yine çok önem verdiğim, belki çok bilinmeyen bir kitap ama çok önem verdiğim bir kitap. Felderer ve Homburg'un Alman akımı. İkisi de Alman çünkü. Felderer ve Homburg'un Makroiktisat ve Yeni Makroiktisat. Biraz matematiksel olarak iktisatı anlatmış ama gerçekten güzel bir kitap. Makroyu her yönüyle açıklıyor. Her bölümle ilgili okuma listesi sunuyor. Kendinizi bu açıdan da geliştirebilirsiniz. Biraz tabii matematik, çünkü biliyorsunuz neoklasiklerle beraber iktisat matematiksel hale gelince biraz da matematiğe gark olmuş bir kitap. Ama çok verimli olur sizin için. Evet, benim kitap önerim bu kadar arkadaşlar. Beni izlediğiniz için, dinlediğiniz için teşekkür ederim. Yine vakit buldukça böyle sohbetler, söyleşiler yaparız. Ondan sonra belki ileriki videolarda şeyden bahsederiz. Nasıl akademisyen olmuş. Ondan sonra işte bir öğrencinin hayat hikayesinden bahsederek, benim tabii 10 yıldan beri anlattığım için dersi 10 yıl üzerinde çok portföyüm var. Bir öğrencinin hayat hikayesinden bahsederek nasıl, hangi puanları aldığından bahsederiz. Ders programı yaparız. Bu şekilde ara ara yardımcı olurum. Bu akşam da zaten piyasalara devam edeceğiz. Onu çekip yine yükleyeceğim. Sağlıcakla kalın arkadaşlar.